Tadını Sen Koy tezgahına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan şerbetleri serimize devam ediyoruz. Daha önce reyhan şerbeti yapmıştık. Reyhan şerbeti ile alakalı videomuzu izlemediyseniz şu tarafa şöyle göstereyim. Bilgi kartı koyacağım, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi hibiskus şerbeti yapacağız arkadaşlar. Ramazan'da en çok yapılan şerbetlerden bir tanesidir. Daha doğrusu Osmanlı'da en çok yapılan şerbetlerden bir tanesi. Reyhan şerbeti yapılıyor genelde. Hibiskus, ondan sonra demir hindi şerbeti, bir de meyan kökü şerbeti yapılıyor genelde. Osmanlı döneminde en çok tüketilen şerbetler bunlar. Bir de sirken cübim diye bir şerbet var. O da Mevlana'nın çok sevdiği bir şerbetti. Onu da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Onun yapımı çok basit. Şimdi hibiskus şerbeti yapacağız arkadaşlar. Onun için öncelikle burada malzemelerimi göstereyim ben. Hibiskus şerbeti için kurutulmuş yapraklar var, hibiskus yaprakları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Onun dışında ben en başta şerbet için olması gereken şeyleri söyleyeyim. Yapacağınız, demleyeceğiniz bitkinin kendisi, sıcak su, şöyle suyumu koyayım bu arada, ve aşağı yukarı 1-1,5 litre civarında kaynamış, kaynadıktan sonra birkaç dakika dinlenmiş suyu koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yapılan şerbetlerin aslında çoğu genelde kaynatarak yapıyorlar. Kaynatarak yapılan şerbetler konsantre şerbet olur. Konsantre şerbet olduğu için de sulandırarak içersiniz. Bunlar normal demleme, normal papatya çayı gibi. Ondan sonra normal çayı nasıl demliyorsanız, suyu kaynattıktan sonra çayı nasıl koyuyorsanız, aşağı yukarı şöyle bir su bardağına gelecek şekilde şöyle bir avuç kadar hibiskusumu koyuyorum arkadaşlar suyumun içine. Şöyle bıraktım. Şöyle bir yarım avuç daha koyacağım şöyle. Zaten hemen bırakır bırakmaz rengini vermeye başladı arkadaşlar. Dediğim gibi şerbetlerde olmazsa olmaz bitkinin kendisi, su, şeker, yani ne kadar kullanmak istiyorsanız, tatlandırmak istiyorsanız, bir de rengini verebilmesi için limonun kendisi veya limon tuzu. Ben genelde limon tuzu kullanıyorum. Limon tuzu kullanmaya karşı olanlar olabilir. O yüzden bunda mesela şu an bir parça limon kullanacağım. Şöyle göstereyim kabuğuyla birlikte arkadaşlar. Böyle içine atıyorum. Limonu da attıktan sonra arkadaşlar tatlandırmak için bunları, işte bu işin bu noktasında istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Genelde şerbetlere koyulan şeyler tarçın. Tarçını şöyle attım bir tane. Zencefil köküm var. Zencefil kökünü şöyle kırarak atıyorum içine. Birkaç böyle karanfil koyuyorum birkaç tutam. Ondan sonra benim her yaptığım şerbette kullandığım cevizleri kırdığım zaman cevizlerin içine atmıyorum. Bu cevizlerin etrafındaki zarlar var ya arkadaşlar, ince zarlar. Bunları da atıyorum. Bunlar çünkü çok şifa kaynağı. Bunları da yaptığım şerbetlerin içine atıyorum. Öyle göstermiş olayım. Son olarak da bunların üzerine, ölçüyü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Genelde şey yaparlar ya, hani işte bir litreye bir su bardağı şeker falan değil de, ne kadar, kaç su bardağı kullanacaksanız o su bardağı ölçüsüne göre tatlandırıcı atmanız yeterli. Bal veya şeker koyabilirsiniz. Atıyorum 5 su bardağı su eklediniz. 5 yemek kaşığı şeker koyabilirsiniz. 5 tatlı kaşığı şeker koyabilirsiniz. Az şekerli istiyorsanız, o sizin isteğinize bağlı. Ben daha önceki tarifimde bal kullanmıştım. Şimdi bunda şeker kullanacağım arkadaşlar. Aşağı yukarı 6-7 bardak su var burada. Ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaşığa yakın şeker kullandım arkadaşlar. Onu da tepeleme değil de böyle hafif silme koydum şekeri. Ben az kullandığım için o şekilde yapıyorum. Şerbetimiz neredeyse hazır arkadaşlar. Bunu bu şekilde şimdi karıştırıyoruz. Zaten limonu attıktan hemen sonra şerbet rengini vermeye başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim sabrım gelmeyecek, bir tane de limon tuzu atacağım içine. Şöyle bıraktım. Bunu bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu daha çok, daha tatlandırmak için içine zerdeçal kökü koyabilirsiniz. Şerbetiniz hazır olduktan sonra da taze nane yaprağı koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok böyle ferahlatıcı bir tadı olsun istiyorsanız. Bütün olay bu kadar. Dediğim gibi tekrar şeye değineyim. Konsantre şerbet yapıyorsanız ayrı, demleme şerbet yapıyorsanız ayrı arkadaşlar. Ben bunu çok araştırdım. Yani çok yere tarif veriyorlar. Bununla alakalı çok fazla değinen kimse yok. Herkes yani internetten gördüğü şekilde yapmaya çalışıyor tarifi. Konsantre yapacaksanız kaynatabilirsiniz. Uzun bir süre kaynatırsanız yoğun bir şerbetiniz olur. Sulandırarak içersiniz. Ama demleme tarzı yapıyorsanız da bu kadar basit. Hem uğraşmıyorsunuz hem de kökün o acımsı kısmını almıyorsunuz demleme şerbeti yaparken.
Bu konunun üzerinde çok duruyorum, kusura bakmayın ama çok önemli bir bilgi. Şerbetleri bu şekilde içmenizde fayda var. Şimdi aşağı yukarı 5-10 dakika kadar bekleyeceğim. Ondan sonra süzdükten sonra şerbetim hazır olacak arkadaşlar. Bu şekilde şerbetimizi süzüyoruz. Ev aynı şey gibi koktu ya. Nedir onun adı? Bu aktarlar gibi koktu ya. Çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Gerçekten bu hibiskus acayip güzel kokuyor. Şimdi bunu sürahime dolduracağım. Hibiskus şerbetimiz hazır. Şöyle rengini de göstermiş olalım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Dolduruyorum şerbetimi. Şerbetimiz hazır arkadaşlar. Çok güzel bir rengi oldu. Şöyle göstereyim hatta. Buradan böyle görünür mü ama. Biraz mat bir rengi var. Söylediğim gibi yani daha önceki bir başka şerbet tarifinde söyledim. Kuru yapraklardan yani kuru bitkilerden yaptığınız şerbetlerde biraz mat rengi olur. O mat rengini istemiyorsanız ne kadar süzerseniz süzün. O kuruduğu için içinde tortu olduğu için çamur ya da herhangi bir tortu olduğu için o mat renginden asla şey yapamazsınız yani kurtulamazsınız. Özellikle zaten hele bir de kaynatarak yapıyorsanız bayağı bir mat bir rengi olur. Mat rengi olmasın istiyorsanız taze yapraklardan yapmanız lazım. Onu da mevsimine denk getirmeniz lazım. Ya da sizin çünkü her yerde reyhan ya da hibiskus bulma imkanınız çok olmuyor. Berrak bir rengi olsun istiyorsanız şerbetin dediğim gibi ya çok defa süzmeniz lazım ya da taze yapraklardan yapmanız lazım. İftardan sonra Allah nasip ederse tadına bakacağız. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu şerbetleri mutlaka yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.